Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. İsmim Serkan. Açeliye çiftçiliğin sahibiyim. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 17 yıldır Kırşehir halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Serkan Bey, çiçeklerin yaprakları neden kurur ve sararır? Şimdi öncelikle çiçekler biliyorsunuz hassas bitkilerdir, özellikle iç mekan bitkileri. Bunlar bulunduğu ortamda yer değişikliğinde etkilenebilir. Birinci etkenimiz bu. İkinci etkenimiz ise yani bitki eğer çok aşırı derecede susuz bırakıp daha sonra sulandığında buna tepki olarak yapraklarını sarartır ve hani ben zedelendim, yıprandım şeklinde bunu o şekilde gözlemleyebilirsiniz. Diğer bir şekilde etkende bitki eğer kendi bulunduğu ölçülerdeki saksının haricinde çok büyük saksıya dikerseniz alması gerekenden fazla su aldığı için kök uçlarında çürüme yapar. Bu çürümenin etkisinde de yapraklarda sararma gözlemleyebilirsiniz. Bir de düzensiz sulama olur. Ceyranda kalır ya da direkt güneş ışığını alırsa özellikle bunları Benjamin dediğimiz yapraklı biliyorsunuz. O tarz bitkilerde gözlemleyebilirsiniz. Onlar daha çok çabuk tepki verir. İşte Benjaminler, konsetyalar, sıklamenler. Mesela sıklamenlerde şöyle bir şey var. Bunlar biliyorsunuz bu ayların çiçekleri. Yani sonbahar aylarına geldiğinde üreticiler seralarda yetiştirir ve daha sonra bizlere gelir. Bunlar soğuk iklim olduğu için birdenbire çok sıcak bir ortama gelirse yapraklarını hemen sarartır ve düşürmeye başlar. Ama kesinlikle ölmez tabii ki. Yani bu bir etki tepki meselesi gibi düşünün. O tarz şeyler de olabilir. Onun için de bitkiyi iyi tanımamız lazım. Yani hangi bitki hangi ortamda ve nasıl bakıldığını, nasıl sulama gerektiğini, hangi saksı boyutlarına koyacağımızı, toprağını, bu aylarda işte Eylül, Ekim, Kasım ayları biliyorsunuz vitamin ayları. Bu aylarda kesinlikle çok büyük tavsiyem vitaminlerini, bitkileri uygulamanın tam zamanı. Bunlara işte evimizde kaç tane çiçek varsa ona göre zaten o sıvı besinler var. Besinlerin üzerindeki reçeteye göre uygulama yapmamız lazım. Bunlar hep bitkilerin daha düzgün, daha böyle canlı yapraklara sahip olabilmesi için önerebildiğimiz sebeplerdir. Bunları hep kesinlikle müşterilerimize de geldiği zaman yani bize sordukları zaman tavsiye ettiğim şeylerdir. Peki Serkan Bey, sizin de dediğiniz gibi bitki için saksı çok önemli. Peki bitkiler nasıl bir saksı tercih etmeli? Bitkinin boyutuna göre uygulama yapmamız gerekir. Bitkiyi de şöyle tanımlamamız lazım. Yani biliyorsunuz bütün saksıların altında gözenekler vardır. Bu gözeneklere bakarak hareket etmemiz lazım. Yani biz kendimize göre gelişi güzel saksı değiştiremeyiz. Saksının altındaki gözeneklere baktığımızda kök uçları, saçaklar çıktığı anda bir numara büyük saksıya değiştireceğiz. Eğer o saçakları gözlemlemeden biz kendimize göre saksıyı değiştirirsek bir sefer bitki alması gerekenden fazla su aldığı için o başta da söz ettiğimiz gibi bu sararmalar, çürümeler, bitkinin şekil değişikliğini falan çok rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Boyuta göre, çiçeğin cinsine göre yani çiçekliler biraz daha saksı değişimini daha geç yapmamız gerekiyor. Çünkü kök ne kadar çok sıkışırsa üst o kadar tepki vererek çiçeğini daha güzel açıyor. Yaprakları daha parlak, daha büyük, daha iri oluyor. O yüzden saksı değişimi salon bitkilerinde en önemli yapmamız gerekenlerden biridir diyebilirim.